Sevgili gençler merhabalar. Üstel ve logaritmik fonksiyonların 5. dersinde birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritmanın 6. kuralında kaldık. Logaritma a tabanına göre x y, logaritma a tabanına göre x eksi, logaritma a tabanına göre y'ye eşittir. Yani bölümün logaritması farkların logaritmasına dönüşür. Ama dikkat! payın logaritmasından paydanın logaritmasını çıkaracaksınız. İsterseniz bu kuralımızı bir daha yazalım. Logaritma a tabanına göre x bölü y. Logaritma a tabanına göre x eksi. Logaritma a tabanına göre y. Şimdi şuraya m diyelim. Şuraya da n diyelim. O zaman sağ taraf ne oldu arkadaşlar? M eksen. Şimdi acaba sol tarafta M eksen olur mu? Şimdi biz logaritma a tabanına göre x'e M demiştik. Ben M ile x'i yer değiştirirsem x'imiz a üzeri M olur. Evet logaritma a tabanına göre Y'de de n demiştik n ile y yer değiştirirsem y sayısı a üzeri n olur. Buradaki x ve y değerlerini sol tarafta yerine yazarsak logaritma a tabanına göre x gördüğümüz yeri a üzeri mi, y gördüğümüz yeri a üzeri n. Burası logaritma a tabanına göre üslü sayılarda burası a üzeri m eksendir. Biliyorsunuz başa çarpım olarak geçer. m eksen çarpı logaritma a tabanına göre a bura 1'dir. Evet demek ki sol tarafta ne eşit oldu? m eksi n'e. Şimdi gençler burada bir bölümün logaritması var. O zaman bu farkların logaritmasına dönüşür. Logaritma 2 tabanına göre 7 eksi. Logaritma 2 tabanına göre 2. Bunu bir daha söylüyorum. Payın logaritmasından paydanın logaritmasını çıkaracaksınız. Burası gençler 1'dir. O da logaritma. 2 tabanına göre 7 eksi 1 olur. Evet arada eksi var. Farkların logaritması bölümün logaritmasına dönüşür. Ama dikkat. Tabanlar aynı olmak zorundadır. Ozan logaritma 3 tabanına göre 54 bölü 2 yazabilirim. Burası da logaritma 3 tabanına göre 54'ü 2'ye bölersem 27 eder. 27 de 3'ün küpüdür. 3 başa geçer. Sorumuzun doğru cevabı 3 olur. Arada eksi var. Tabanlar aynı ama bir sıkıntı var. Şu önündeki 2'yi kesinlikle kaldırmamız lazım. Bu 2 başa nasıl geldi? 12'nin üstündeydi. O zaman bu 12 sayısı 12'nin üstüne gelirse 12'nin karesi olur. 12'nin karesi de 144'tür. Yani logaritma 3 tabanına göre 144 eksi logaritma 3 tabanına göre 16 olur. Tabanlar aynı. Arada eksi var. O zaman bunu bölüm durumunda yazacağım. Logaritma 3 tabanına göre 144 bölü 16 yazabilirim. O da gençler logaritma 3 tabanına göre 144'ü e 16'ya bölersek 9 eder. 9 3'ün karesidir. 2 başa geçer. Evet sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 2. Burada bölüm durumunda logaritma var. Burada çarpım durumunda, pay çarpım durumunda. O zaman burada hem toplam durumuna geçecek hem fark durumuna geçecek. O zaman önce bölüm durumundaki sayıların logaritmasını fark durumuna getireyim. O da logaritma m tabanına göre x çarpı y eksi logaritma m tabanına göre z olur. Bir daha söylüyorum payın logaritmasından paydanın logaritmasını çıkaracağız. Burada gençler dikkat ederseniz çarpımın logaritması var. Toplamın logaritmasına dönüşür. O da logaritma m tabanına göre x artı logaritma m tabanına göre y eksi logaritma m tabanına göre z olur. Evet. Burada 3 tane logaritmayı tek logaritmaya dönüştüreceğim ama buradaki sıkıntı şu. Logaritmanın önündeki bu 2 x'in üstüne gelecek. Yani logaritmaların önünde sayı olmayacak. O zaman burası logaritma m tabanına göre x kare olur artı logaritma m tabanına göre y eksi logaritma m tabanına göre z olur. Dikkat ederseniz gençler bura toplam durumunda. Sonra burayı çıkarmış. O zaman bura çarpım durumuna ge gelecek. Burası da bölüm durumunda. O zaman bunu tek logaritma halinde yazalım. Logaritma m tabanına göre x kare ile y'yi çarpacağım. z'ye de bölmem yeterlidir. Yani ne yaptık? Tek logaritma haline getirdik. Geldik logaritmanın 7. kuralına. Baya logaritma ya da onluk logaritma. Eğer logaritmanın tabanı 10 ise yazılmaz. Demek ki tabanı 10 olan logaritmaya biz baya logaritma diyoruz. Mesela şu anda burada logaritmanın tabanı yok. Aslında orada gizli 10 var. Yani burada 10 var. O zaman 10 tabanına göre 10 kaçtır? 1'dir. Burada gizli 10 var. %10'un karesidir. O zaman burası kaçtır gençler? 2'dir. Burada gizli ne var arkadaşlar? 10. Logaritma 10 tabanına göre. Burası 1 bölü 10'dur. 1 bölü 10 da 10 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1 başa geçer. O da logaritma 10 tabanına göre 10. Burası 1'dir. Sorumuzun doğru cevabı kaçtır? Eksi 1'dir. Dikkat. Logaritma 10 demek 1 demek. Tamam. Ama 10 sayısı arkadaşlar 5 çarpı 2'dir. Eşittir. Kaçtı? 1. Çarpım durumundaki sayıların logaritması toplam durumuna geçer. O zaman ben burayı logaritma 5 artı logaritma 2 eşittir 1 yazabilirim. Bundan sonra sorularda eğer logaritma 5 karşımıza çıkarsa, logaritma 2 karşımıza çıkarsa, logaritma 5 yerine bu logaritma 2'yi sağ tarafa atarsak eksi diye geçer. 1 eksi logaritma 2 yazabiliriz. Ya da burada logaritma 2 yalnız bırakırsak 1 eksi logaritma ne olur? 5 olur. Şimdi gençler burayı bir daha anlatıyorum. Çok önemli. Sorularda eğer karşımıza logaritma 5 çıkarsa bunun yerine 1 eksi logaritma 2 yazabiliriz. Ya da logaritma 2 karşımıza çıkarsa bunun yerine 1 eksi logaritma 5 yazabiliriz. Geldik doğal logaritmaya. Eğer logaritmanın tabanı e ise arkadaşlar buna doğal logaritma diyoruz. E sayısı pi sayısı gibi yaklaşık 2 virgül kaçtır? 7'dir. Eğer logaritmanın tabanı e ise bunu kısaca ln x diye gösterebiliriz. Mesela logaritma e tabanına göre 2 dediklerinde ben kısaca bunu ln 2 diye yazabilirim. Mesela logaritma e tabanına göre arkadaşlar 7 dediklerinde ben bunu ln 7 yazabilirim. Ya da bana Mesela ln 5 dediklerinde bunu logaritmaya çevirmeyi bilmek zorundayım. O da arkadaşlar logaritma e tabanına göre nedir? 5'tir. O zaman karşımıza ln e geldiğinde buna heme 1 diyebilmeliyiz. Neden? Çünkü eğer ln'i anlamamışsak bunu logaritmaya çevirebilirsiniz. O zaman burası logaritma e tabanına göre e olur. O da kaçtır? 1'dir. Şurada 1 var. O zaman elene kareye kaç diyebilirim? 2. O zaman elene küpe kaç diyebiliriz gençler? 3 diyebiliriz. Geldik logaritmanın 8. kuralına. Çok ama çok önemli. Taban değiştirme. Logaritma a tabanına göre b Arkadaşlar eşittir logaritma b bölü logaritma a yazabiliyoruz ve burada tabana istediğimiz sayıyı yazabiliyoruz. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım bence. Şimdi logaritma a tabanına göre b logaritma b bölü logaritma a diye yazabiliriz dedik ve bize sorularda taban kaç lazımsa mesela diyelim ki taban C lazım. Eğer buraya C yazarsak buraya da C yazmak zorundayız. Şimdi gençler isterseniz logaritma A tabanına göre B'ye bir X diyelim. Logaritma A tabanına göre B X olsun. Bura ile burayı yer değiştirirsem a üzeri x eşittir. Ne olur? B olur. Ben her iki tarafın c tabanına göre logaritmasını alırsam o da logaritma c tabanına göre a üzeri x eşittir. Logaritma c tabanına göre b olur. Biliyorsunuz buradaki başa çarpım olarak geçer. O da x çarpı. Logaritma c tabanına göre a eşittir. Bu da logaritma C tabanına göre B olur. Burada x'i yalnız bırakırsak x eşittir logaritma C tabanına göre B bölü logaritma C tabanına göre A olur. İşte bakın arkadaşlar sol sol tarafa aldık. Sol tarafın sağ tarafa eşit olduğunu kanıtladık. Arkadaşlar logaritma 2 tabanına göre 3'ü ben mesela log 3 bölü log 2 yazabilirim. Mesela bana taban kaç lazım diyelim 5. Eğer buraya 5 yazarsam buraya da 5 yazmak zorundayım. Arkadaşlar logaritma 5 bölü logaritma 3'ü ben logaritma 3 tabanına göre 5 yazabilirim ln 2 bölü ln 3'ü ln 2 gördüğüm yere logaritma e tabanına göre 2 bölü buraya logaritma e tabanına göre 3 yazabilirim. Ve bu tabanları iptal edersek arkadaşlar log 2 bölü arkadaşlar log 3 olur. Bu da logaritma 3 tabanına göre 2 olur. Şimdi gençler logaritma A tabanına göre B çarpı logaritma B tabanına göre A 1'dir. Kanıtı kolay. Bunu log B bölü log A bunu log A bölü log B yazarsanız log B'ler log A'lar gider cevap kaç olur? 1. O zaman bu kurala göre bunu çözersek logaritma 3 tabanına göre 10 çarpı. Eğer bir logaritmada taban yoksa orada 10 vardı. O da logaritma. 10 tabanına göre 30 çarpı. Logaritma 30 tabanına göre 60 çarpı. 81 3 üzeri 4'tür. 4 başa geçer. O da logaritma 60 tabanına göre 3 olur. Dikkat gençler. Dikkat. Evet. Bakın. Burası log 10 bölü log 3. Bura log 30 bölü log 10. Bura log 60 bölü log 30. Bura log 3 bölü log 60 diye yazılabilir. O zaman log 60'lar gider biri altta biri üstte. Log 30'lar da gider biri altta biri üstte. Log 10'lar da gider biri altta biri üstte. Ve log 3'ler de gider. O zaman kala kala kaç kaldı? 4. Gençler burada her iki tarafı logaritma b tabanına göre a'ya bölersek bu çıkar. Şimdi bu ne demek? Eğer siz alttaki logaritmayı yukarıya çıkaracaksanız taban ile sayı yer değişiyor. Dikkat ederseniz bu b tabanına göre a ama bu a tabanına göre b. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Şu anda paydadaki logaritmayı yukarıya alacaksam o zaman ben logaritma 15 tabanına göre 3 yazabilirim. Artı logaritma alttakini üste çıkarıyorum. Logaritma 15 tabanına göre 5 olur. Yani şuradaki sayılar yer değişir. Arada toplama var mı? Evet. Tabanlar aynı mı? Evet. O zaman toplam durumundaki logaritma çarpım durumuna geçer. O da 15 tabanına göre. 3 ile 5'i çarparsak 15 olur. O da kaç olur gençler? 1. Bize logaritma 3 tabanına göre 5'i x diye vermiş. Logaritma 75 tabanına göre 45'in x türünden değeri nedir diyor. Ben bunu log 45 bölü log 75 diye yazabilirim. Dikkat. Bu 45 demek 9 çarpı 5 olur çarpım durumundan toplam durumuna geçer. 9, 3'ün karesidir. 2 başa geçer. O da 2 tane arkadaşlar. Log 3 artı log 5 olur. Burayı biraz hızlı yazdım ama burayı yavaş yazayım. Gençler burası logaritma. 75 demek 25 çarpı 3 olur. Çarpım durumundaki sayıların logaritması toplam durumuna geçer. O da logaritma 25 artı logaritma 3 olur. 25 de 5'in karesidir, 2 başa geçer. 2 tane log 5 artı log 3 olur. Bize verilen ifadede tabanda kaç var? 3. O zaman isterseniz biz şuraya da bu tabanların hepsini eğer birine 3 yazarsak hepsine de 3 yazmak zorundayız. 3 tabanına göre 3 1'dir. 2 ile çarparsam 2 olur. Artı 3 tabanına göre 5x diye vermiş. Burası x bölü 3 tabanına göre 5x'tir. Önünde 2 var. 2x burası kaçtır? 1'dir. bize logaritma 3 tabanına göre 2 a vermiş. Logaritma 5 tabanına göre 3'ü b vermiş. Logaritma 12 tabanına göre 25 nedir? Bunu biz logaritma 25 bölü logaritma arkadaşlar 12 yazabiliriz. 25 5'in karesidir 2 başa geçer 2 tane logaritma 5 olur bölü. Bura biliyorsunuz 4 çarpı 3'tür çarpım durumundaki toplam durumuna geçer. Logaritma 4 artı logaritma 3'tür 4 2'nin karesidir 2 başa geçer. 2 tane logaritma 2 artı logaritma 3 olur. Gençler bakın burada 5 var. Burada 3 var. O zaman buraya ben taban olarak 3 yazarsam o zaman bütün tabanlara ne yazmak zorundayım? 3. Şimdi bize şurada 2 yazdım. Çarpı. Logaritma 3 tabanına göre 5. Ama bura 5 tabanına göre 3 eğer 5 tabanına göre 3 B bölü 1 ise eğer bununla bu yer değişirse bununla bu da yer değişir. Yani 3 tabanına göre 5 1 bölü B olur. Bölü. 3 tabanına göre 2 A diye vermiş. 2 A artı. 3 tabanına göre 3 1'dir. Gençler 2 ile 1'i çarparsam burası 2 bölü B bölü. 2 A artı 1 olur. Birinciyi aynen al, ikinciyi ters döndür çarp. O da 2 bölü. 2A ile B'yi çarparsam 2AB artı B olur. Geldik arkadaşlar. 5. dersimizin son kuralına. Bize diyor ki A üzeri logaritmanın son kuralı. Bize diyor ki A üzeri logaritma a tabanına göre c eşittir c'dir. Bir de unutmayalım gençler bakın şunun ile şuradaki c ile a'yı yer değiştirebilirsiniz. Yani c üzeri c ile a'yı yani en üstteki ile en alttakini o da logaritma a tabanına göre a olur. Bura biliyorsunuz 1 olur. C eşittir. Ne olur? C olur. Şimdi gençler bize diyor ki A üzeri logaritma A tabanına göre C eşittir. C midir? İsterseniz her iki tarafın A tabanına göre logaritmasını alalım. O da logaritma A tabanına göre A üzeri logaritma A tabanına göre C eşittir logaritma a tabanına göre c olur. Üstündeki ifade başa çarpım olarak geçer. O da logaritma a tabanına göre c çarpım logaritma a tabanına göre a eşit midir? Logaritma a tabanına göre c. Bura 1 evet gençler sağ taraf sol tarafa ne oldu? Eşit oldu. Evet 2 üzeri logaritma 2 tabanına göre 3. Buranın cevabı kaçtır? 3'tür. Ya da 2 ile 3'ü yer değiştirebiliriz. O da ne olur? 3 üzeri logaritma 2 tabanına göre 2 olur. Bura 1 olur. 3 üzeri 1 kaçtır? 3'tür. Gençler, geldik buraya. 2 üzeri Bakın logaritma 4 tabanına göre 9. Biliyorsunuz 4 2'nin karesidir. 9 da 3'ün karesidir. Şunu söylemeye çalışıyorum. 2'nin karesi 3'ün karesi. Bura bölü bura 1 eder. Yani burası logaritma 2 tabanına göre 3 olur. Evet 2 üzeri logaritma 2 tabanına göre 3 de biliyoruz ki kaçtır? 3'tür. Gençler bu 4 biliyorsunuz 2'nin karesidir. Bu 2 üssün üssü çarpılır diye buraya gelir. Bu logaritmanın önündeki 2 de 3'ün üstüne çıkar. O da 3'ün karesi. Sorumuzun doğru cevabı kaç olur? 9 olur. Ya da bura ile burayı yer değiştirirsek o da 3 üzeri logaritma 2 tabanına göre 4 eder. Gençler şu anda yuvarlak içine aldığım yer 4 2'nin karesidir. 2 başa geçer. Bura 2 olur. O da 3'ün karesi kaç olur? 9 olur. 10 üzeri logaritma 2 diyor. Burada logaritmanın tabanı kaç? Gizli 10. Evet 10, 10 sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 2. E üzeri elen 2 diyor gençler. Elende eğer biz kafamız çalışmıyorsa hemen logaritmaya çevirin. Elen 2 demek logaritma E tabanına göre kaçtır? 2. Bakın cevap göründü. Sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 2'dir. Üstlü sayılarda hani tabanlar eşitse çarpım durumundaysa üstler toplanır. Ama toplanmışsa da parçalayabilirsiniz. Yani siz burayı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri logaritma 2 tabanına göre 3 yazabilirsiniz. Evet 2 üzeri 1 2'dir. Bu da kuralımıza göre gençler 3'tür. 2 kere 3 kaçtır? 6. Burada yine parçalarsak 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri. isterseniz yazalım 2 çarpı logaritma 2 tabanına göre 3. O da 2 çarpı. Bu logaritmanın önündeki 2 buradan geldi. Bu 2 3'ün üstüne gelirse 3'ün karesi 9 olur. O da 2 üzeri logaritma 2 tabanına göre 9 olur. Evet gençler 2 çarpı. Buranın cevabının 9 olduğunu biliyoruz. 2 kere 9 sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 18. Şimdi gençler geldik buraya. İsterseniz bununla bunu yer değiştirebilirsiniz. Sorun yok. Mesela bunu 3 üzeri logaritma 25 tabanına göre 5 yazabilirsiniz. Logaritma biliyorsunuz 25 5'in karesidir. Burada da 5 üzeri 1 var. Bura bölü bura o da gençler 1 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanına göre 5 bura 1. 1 bölü 2. Nere 1 bölü 2? Gençler şu anda yuvarlak içine aldığım yer 1 bölü 2'ye eşit. O da 3 üzeri 1 bölü 2 olur. O da kare kök 3 olur. Yine üstler toplanmış parçalarsak gençler kök 3 üzeri 2 çarpı o da kök 3 üzeri logaritma 3 tabanına göre 64 olur. Kök 3'ün karesi 3 eder. Biraz hızlı çözmek istiyorum. Bu 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Logaritmanın önüne 1 bölü 2 gelir. Bu 1 bölü 2 64'ün üstüne gider. Kök 64 eder. Bura 8 eder. Şu bura 8 olur. Yani arkadaşlar bir daha söylüyoruz. 3 üzeri. Bura 3 üzeri 1 bölü 2 eder. Üstün üstü çarpılır. 1 bölü 2 buraya gelir. Buradaki 1 bölü 2 64'ün üstüne gelir. Bura kök 64 eder. Yani kö 8 eder. Yani logaritma 3 tabanına göre 8 olur. Gençler bura 3. Burada kuralımıza göre 8. 3 kere 8 kaç olur? 24 olur. Gençler logaritmanın 5. dersini bitirdik. Kurallarımızı bitirdik. 6. derste logaritmalı denklemlere geçeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.